Kuantum sayılarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Baş kuantum sayısı n orbitalin çekirdeği olan uzaklığını belirtir. Evet, baş kuantum sayısı ve n küçük n ile gösterdiğimiz baş kuantum sayısı orbitalin çekirdekten ne kadar uzak olduğunu gösterir. Yani bu atom modelindeki yörüngeye de karşılık gelir. Yani n eşittir 1 ise birinci işte orbital, yani birinci enerji seviyesi, 2 ise ikinci enerji seviyesi, 3 ise üçüncü enerji seviyesi şeklinde yorumluyoruz. Burası doğru. Açısal momentum kuantum sayısı L orbitalin şeklini ve türünü belirtir. Evet, L biliyorsunuz ki neye bağlı olarak 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. 0 olursa S orbitali, işte 1 olursa P orbitali, 2 olursa D orbitali, 3 olursa da F orbitali ve bunlar biliyorsunuz ki belirli şekilleri vardır. Orbitalin türünü ve şeklini belirtir. Manyetik kuantum sayısı bir alt enerji düzeyinde 2L artı bir tane değer alabilir. Evet, bakın şöyle söyleyeyim. Mesela L eşittir 0 ise ML biliyorsunuz ki sadece 0, yani bir tane değer alır. Bir tane. Şimdi L eşittir 1 ise ML'nin alabileceği değerler eksi 1, 0, artı 1. Toplarsa kaç tane olur? 3 tane. Yani buradan şu ifade doğrudur. 2L artı 1 tanedir. C şıkkımız da doğrudur. Manyetik kuantum sayısı ML orbitalin uzaysal yönelişini belirler. Evet. Mesela P orbitalinde 3 tane orbitalimiz var. Alt orbitallerden. Birisi X düzleminde ise, birisi Y düzleminde, birisi de Z düzleminde. Yani PX, PY, PZ şeklinde gösteriyoruz. Burası da doğrudur. Spin kuantum sayısı eksi 1 ya da artı 1 bölü 2 değerlerini alır. İfadesi yanlıştır çünkü spin kuantum sayısı elektronların dönme yönünü belirtir. Eksi 1 bölü 2 ya da artı 1 bölü 2 değerini alır. Yani şöyle söyleyeyim, mesela biri saat yönünde dönüyorsa biri saat yönünün tersinde dönüyordur. E şıkkı yanlıştır. N eşittir 4, L eşittir 3 değerine sahip orbital türüyle ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? N dediği baş kuantum sayısı L eşittir 3 de F'ye denk gelir. Yani bu 4 F orbitalinden bahsediyor. 4 D orbitalidir. Yanlış. En fazla 14 elektron bulunur. Evet, F orbitalinde biliyorsunuz ki 7 tane altta orbitali vardır. 3, 6, 7. Her birinde de 2 tane elektron yerleştirirsek, hepsini tamamen doldurursak burası en fazla 14 elektron bulunur. Burası doğrudur. Potansiyel enerjisi 5D orbitalinden büyüktür. Orbitallerin enerjisi N artı L değerine bağlıdır. Şimdi 4F için şunu söyleyebiliriz. 4 artı, şurası da 3'e denk geliyor. 4 artı 3'ten burası 7 yapar. 5D için şöyle söyleyebiliriz. Şimdi şurası 5. Şurası da 2'ye denk gelir. 5 artı 2, bu da 7 olur. Eğer toplamları eşit çıkarsa baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi daha büyüktür. Potansiyel enerjisi 5D orbitalinden o zaman küçüktür demesi gerekir. Üçüncü yargımız yanlış, cevap yalnız 2'dir. Çinko atomunun temel hal elektron dağılımında elektronlardan kaç tanesinin açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 1. Yani L eşittir 1 dedi, P orbitalinde kaç tane elektron var diyor. O zaman biz bu atomun elektron dizilimini yaparsak 1S2, 2S2, 2P6. Amacımız şuradaki 30'u dağıtmak. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 şeklinde olur. O zaman P orbitalinde kaç tane elektron var dersek, şurada 2P var, şurada da 3P var. O zaman toplarsak, tabii üstleri topluyoruz, 12 tane elektronumuz var. O zaman cevap D şıkkıdır. Titanyum atomunun temel hal elektron dağılımında en dış katmandaki orbitalin baş kuantum sayısı ve açısal momentum kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bu atomumuzun elektron dizilimini yaparsak 22'yi dağıtırsak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20 yaptı. 3D2, evet, 22 yaptı. Şimdi arkadaşlar, en yüksek enerjili orbital dememiş. En dış katman demiş. Bunu şu şekilde düşünürsek, bakın, birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman, en dıştaki dördüncü katmanı. Yani biz burayı 3D'yi almayacağız, 4S'yi alacağız. Çünkü bunu bu şekilde düşündüğümüzde çekirdekten en uzaktaki katman nedir? 4S2'dir. Bunu bu şekilde yazmamızın nedeni, bunun enerjisi daha yüksektir. Elektron diziliminde daha dışı, yani daha ileride yazılır ama en dıştaki katman 4S2'dir. O zaman baş kuantum sayımız 4.
L'si neye denk gelir? L eşittir 0 olduğunda s orbitali olur. O zaman 4'e 0 cevap E şıkkıdır. Kobalt atomu için verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Öncelikle bunun elektron dizilimini yaparsak 27'yi dağıtacağız. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7 şeklinde olur. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. Evet, en büyük baş kuantum sayısına baktığımızda, yani şu baştaki sayılara bakmanız gerekiyor. Şurada en büyük baş kuantum sayımız 4'tür. Burası doğru. Elektron diziliminde en son orbitalin, evet en son orbitalimiz bu. L değeri 2'dir. Evet, şurası D olduğunda biliyorsunuz ki L eşittir 2 olduğunda D orbitaline denk geliyor. Burası da doğrudur. L eşittir 2 değerine sahip 7 elektronu vardır. Evet, L eşittir 2 dediğimizde D orbitaline denk geliyor. Bakın D'nin üzerinde 7 var. Burası da doğrudur. ML değeri 0 olan en fazla 13 elektronu bulunur. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi bunların L değerlerini yazarsak bu S orbiten L değeri 0'dır. Bunun da L değeri 0'dır. Bunun L değeri 1'dir. Bunun L değeri 0. L değerimiz 1. L değerimiz 0. Bunun da L değerimiz 2'dir. Şimdi ML değeri biliyorsunuz ki eksi L ile artı L arasında değer alır. Mesela şuranın ML değeridir 0'dır. Şurası da 0. Şurası nedir? Eksi 1, 0, artı 1 şeklinde. Şurası yine 0. Şurası eksi 1, 0, artı 1. Şurası 0. Şurası ise eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 şeklinde olur. Zaten dikkat ederseniz biz S orbitalinin altında kaç tane orbital çiziyoruz? Bir tane. Sebebi de işte buradaki bir tane elektrondan. Burası tam dolu. Bir orbitalimiz var. Tam dolu. Burada 3 tane elektronumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Şu 6'yı dağıttık. Şurası tam dolu. Yine burada 3 tane elektronun orbitalimiz var. Bunları da yerleştirirsek şu şekilde olur. Burası da tam dolu. Burada da 5 tane elektronumuz var. Evet, bunları yerleştirecek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi diyor ki ML değerine sahip, ML değeri 0 olan en fazla 13 elektronu bulur. Şimdi burada 2 elektronumuz var. Şurada 2 elektronumuz var. 4. 2 de burada var. 6, 8, 10, 12. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi biz burayı tam doldurduk ama şunun bir tanesi şurada olabilir mi? De olabilir diye. Yani en fazla dediği için burası 14'te olma olasılığı var. Yani şurası tek elektrona sahip. Burası 2 elektrona sahip olabilir. En az 13, en fazla 14 elektronu vardı. Burada en fazla dediği için D şıkkı yanlıştır. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan en fazla 15 elektronu bulunur diyor. Bakın bunu da şu şekilde düşünebilirsiniz. Öncelikle şuraya kadar tam dolu olan yerlere yeri düşünürsek. Şuraya kadar. Şimdi burada toplam 20 elektronumuz var. Şu noktaya kadar. Bu 20 elektronun 10 tanesi eksi 1 bölü 2'ye sahiptir. 10 tanesi de artı 1 bölü 2'ye sahiptir. Geldik buraya. Bakın şurada 7 tane elektronumuz var. 5 tanesi şu yönlü bakıyorsa 2 tanesi bu yönlü bakıyor. Şimdi bu 5 tanesine de artı 1 bölü 2 yönüne bakıyor dersek o zaman ne olacak? 10 tane burada vardı. 5 tane de en fazla burada olabilir. En fazla 15 tane elektron bulunur. Burası da doğru. Yani cevap D şıkkıdır. Bakır atomunun temel halde açısal momentum kuantum sayısı L'si, yani sıfır olan elektron sayısı aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir? Evet, öncelikle bakırın elektron dizilimini yaparsak bir S 2, 2 S 2, 2 P 6, 3 S 2, 3 P 6. Biliyorsunuz bakır ve krom, yani 24 ve 29'da kendiliğinden küresel simetriye ulaşıyordu. 4 S 1, 3 D 10 şeklinde dağıtıyoruz. Yani buraya 4 S 2, 3 D 9 şeklinde yazmıyoruz. Şuradaki bir tane elektron buraya giderek küresel simetriye ulaşıyor. Peki L ise 0 dediği nedir? S orbitallerindeki elektronları sormuş. O zaman 2, 4, 6, bir de burada var 7. Yani cevap değişik olur. Temel halde N eşittir 3 ve L eşittir 1 değerlerine sahip orbital türünde elektronu bulunan bir atomun proton sayısı en az kaçtır diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim, bakın N eşittir 3 dedi, yani baş kuantum sayısı 3, L'de 1 dediği P orbitaline denk geliyor. Yani 3P orbitalinde elektronu varmış. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bak, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
3P'de de en az bir tane bulundurması gerekir. O zaman burada mesela X atomunun proton sayısını bulurken 2, 4, 10, 12, bir de burada en az dediği için cevap 13 olur. Yani bunun proton sayısı ve elektron sayısı 13'tür. Temel halde baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı 2 olan orbitalinde artı 1 bölü 2 değerine sahip 5 elektron, spin kuantum sayısı yine eksi 1 bölü 2 değerine sahip 1 elektron bulunduran X atomunun nötron sayısı proton sayısından 4 fazladır. Buna göre X atomunun nükleon sayısı aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir? Şunu söyleyebiliriz, şu kısmı okuduğumuzda bize bu elementin son orbital ile ilgili bazı bilgiler vermiş. Üçüncü baş kuantum sayısı 3 diyor. Baş kuantum sayısı 3. L2 diyor. Yani bu da d orbitaline denk gelir. 3d demek. 3d de artı 1 bölü 2 yönünde dönen 5 tane elektronu var. Eksi 1 bölü 2 yönünde dönense bir tane elektron var. Yani toplam burada 3d 6 ile bitecek. O zaman X atomu için şunu söyleyebilir miyiz? 1s2 2s2 2p6 3s2 3P6, 4S2, 3D6. O zaman buradan proton sayısını bulabiliriz. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. O zaman proton sayısı 26. Çünkü nötr olduğu için elektron sayısı 26. Proton sayısı da 26. Nötron sayısı ise proton sayısından 4 fazla. O zaman nötron sayısı da 30. Nükleon sayısı dediyse kütle numarası sorulmuş. Kütle numarası proton ve nötronun toplamından oluşur. O zaman burası da kaçtır? 56. Yani cevap C şıkkı olur. Baş kuantum sayısı 4, açısal momentum kuantum sayısı 2 diyor. Yukarıda özellikler verilen orbital küre aşağıdakilerden hangisi de baş kuantum sayısı 4 diyor. O zaman başındaki sayı 4 olacak. Açısal momentum kuantum sayısı L2 dediği de D orbitaline denk gelir. O zaman bu orbitalimiz 4D orbital, yani cevap E şıkkıdır. Manyetik kuantum sayısı eksi 2 olan 2 elektronu bulunan temel haldeki bir X atomunun elektron sayısı en az kaç olabilir? Manyetik kuantum sayısı dediği şey ML'dir. Yani ML'si eksi 2 olan diyor. Şimdi ML biliyoruz ki eksi L ile artı L arasındaki tam sayı değerlerini alır. O zaman buranın eksi 2 olabilmesi için L'nin de en az 2 olması lazım. L'nin en az 2 olması demek d orbital demek. Yani bunun d orbitalinde ve eksi 2 olan ML'de 2 tane elektron olmuş. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Mesela bu X atomumuz 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Bakın 3D'de elektron olacak. Şimdi 3D'nin altında 5 tane orbitaliniz var. Bunun birinin ML değeri eksi 2, bir, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Şimdi şurada 2 elektron olacak. Şimdi buraya direkt 2 elektron yazma şansınız yok. Önce birer tane dağıtırsınız. O zaman ikinciyi getirip buraya yazarsınız. O zaman burada en az 2 olması için burada toplam 6 elektronumuz olması lazım. O zaman bu atomun elektron dizilimi bu şekildedir. O zaman burada saydığımızda bakın 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26'dır elektron sayısı ve nötr halde olduğu için proton sayısı da 26. Yani cevap değişik olur arkadaşlar. Stronsiyum atomunun temel halde ML değeri eksi 1, spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan kaç tane elektronu vardır demiş. Öncelikle bunun elektron dizilimini yaparsak 38'i dağıtacağız. Stronsiyum 38, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 oldu, 20 oldu. 3D10 dersek 30 oldu. 4P6 dersek 36 oldu. O zaman 5S2 ile bitecek. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bunların bakın S orbitalinin L değeri 0'dır. Bunun da L değeri 0'dır. Bunun L değeri 1'dir. Bunun L değeri 0'dır. Öncelikle L değerlerini yazarsak L değerimiz 1, L değerimiz 0. Evet, D orbitalinin L değeri 2'dir. Şunun L değeri 1, şunun da L değeri 0. Alt taraflarında da ML değerlerini yazalım. Bakın L'si 0'sa ML'si de 0. Bunun ML'si de 0. Bunun ML'si eksi 1, 0.
artı 1 şeklinde, bu 0. Burası yine eksi 1, 0, artı 1 şeklinde. Çünkü M'ler nedir? Eksi L ile artı L arasındaki değerleri alır. Burası 0. Burası ise eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olur. Şurası eksi 1, 0, artı 1 oldu. Burası da 0 oldu. Şimdi zaten S orbitalini biliyorsunuz ki bir tane çiziyor. Çünkü bir tane M'li değerimiz var. Buraya da bir tane çizdik. Burada 3 tane. Biri eksi 1, biri 0, biri artı 1. Şu şekilde çizersek. Burada bir tane var. Burada yine şu şekilde. Şurada bir tane var. Şurada 5 tane orbitalimiz var. Biri eksi 2, biri eksi 1, biri 0, biri artı 1, biri artı 2. Bunlar da tam dolu. Hepsini dolduruyoruz. Şurada 3 tane orbitalimiz var. P'nin altında 1, 2, 3 ve tam dolu. Şurada da bir tane orbitalimiz var. Şimdi soruya tekrar dönersek. ML değeri eksi 1 olanlardan bahsetmiş. Bakın ML değeri eksi 1 olan şurada var bir tane. Bir tane şurada var. Bir tane şurada var. Bir tane de şurada var. Yani toplam 4 tane ML değerimiz eksi 1 olan var. Bunların içerisinde de artı 1 bölü 2 olan var. Bakın elektronları bu şekilde çiziyoruz ya. Bunun bir tanesi eksi 1 bölü 2'dir. Bir tanesi de artı 1 bölü 2'dir. Yani biz burada birer tane elektron alacağız. O zaman bir tane burada, bir tane burada, 2, bir de burada, 3, bir de burada. Toplam 4 elektronumuz var. Yani cevap B şıkkı olur arkadaşlar. Magnezyum yanında manyetik kuantum sayısı sıfır olan kaç tane elektron vardır? Verilen iyonun öncelikli elektron dizilimini yaptığımızda artı 2 yüklü olduğu için 10 tane elektronu vardır. Biz bu 10 elektrona orbitallere dağıtacağız. 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde olur. ML değeri 0 dedi. S orbitalini biliyorsunuz ki ML değeri 0'dır zaten. S orbitalin yine ML değeri 0'dır. Buradaki ise ML değerimiz eksi 1, 0, artı 1. Çünkü L değerlerine göre eksi L ile artı L arasındaki değerleri alıyor. ML değeri 0 olan kaç tane elektronumuz vardır diye sorulmuş. Bakın şurada 2 tane var. Şurada 2 tane var. Şurada da 3 tane orbitalimiz var. Ve hepsi tam dolu. ML değeri 0 olan şu var. 2 de burada var. O zaman 2 elektron burada. 2 elektron burada. 2 de burada. Toplam 6 elektronumuz o var. Cevap C şıkkıdır.